Abi kaldırın şunu. Kaldırın, kaldırın. Değdirmeyin hiçbirini, kaldırın. Efendim Murat. Ahmet, ne yapıyorsun lan? İyilik, iş güç. Ya evcil hayvan gösterisi mi ne varmış? Gidelim mi? Oğlum bizim ne işimiz olur evcil hayvanlarla Murat? Ya oğlum yapımcısı geliyormuş, yönetmeni geliyormuş. O yüzden söyledim. Sen seversin. Yapımcılar, yönetmenler mi geliyor? Tamam. Saat kaçta, nerede? Yalnız giriş kartı olarak zehirli bir yılan lazım. Zehirli yılan mı lazım? Ha içeride bir tane olacaktı kilerde. Bir bakayım bir koşu ya. Oğlum o niye lazım? Ya ben nereden bulayım Murat? Hadi Ahmetciğim göreyim seni. Elvan Dalton'u mu arasak lan Ankara'yı? Ha? Dur, 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 dur. Anladım, anladım. Sanırım buldum, dur. Kapat sen, hadi görüşürüz. Abi siz onu bir indirin. Efendim Ahmetciğim, ne var? Teklifini kabul ediyorum Salih abi. Hadi git getir yengeyi, hadi. Ha, ya biz o meseleyi hallettik. Evleniyorum ben. Sen o Rus arkadaşla evleniyor musun? Ha, babamla da konuştum. Ne dedi baban? Başta pek anlamadı ama... ondan sonra Tatyana'yla beraber yanına gidip konuştuk. Anlamadım. Ya babacığım, daha nasıl anlatayım? Evleneceğiz diyorum. Çizerek mi anlatayım? Anlamadım. Babacığım, Yıldırım aşkına inanır mısın? İlk görüşte aşka. Bizim aramızda öyle bir şey oldu. Hem bak ev çok büyük. Kızın gibi hizmet eder sana. Anlamadım. Ha. Baba, ben Tatyana ile evlenmek istiyorum. Soyumuzun Tatyana ile devam etmesini istiyorum. Bence tek kurtuluşumuz bu. Tatyana? Anladım. İncesi merkez mezarlığına gömün beni. Allah'a emanet hadi. Yardım çağır, yardım çağır. Call 911. Şimdi nasıl oldu peki? İki güne kadar çıkacakmış. Ablamla annem de yanında. Yani sen şimdi ciddi ciddi evleniyorsun öyle mi? Vallahi Ahmet'im, benimkisi daha çok mantık evliliği. Şimdi ben bir seferlik işine 200 dolar para veriyorum. Yani 600 dolar kârdayım gün başına. Bak gençsin, güzelme, alınma. Şimdi yıllık hesabını yapacak olursak 300 günden 180 bin dolar para yapıyorlar. Ayrıca yengen de sağ olsun bana bir güzellik yapıyor. Evlenmek için 10 bin dolar para talep ediyor. Üstelik sıfır faiz, 12 ayda taksit yapıyor. Bir de beni çok kıskanıyorlar. Ne yapıyorsun lan abi? Kalk, kalk, kaç yaşında adamsın? Ne yapıyorsun ya? Cık, cık, cık. Salih abi, sen geçen sene markette gittik aldığın geceyi hatırlıyor musun abi? Nasıl unuturum lan? Unutmazsın tabii. Ne demiştin hatırla. Kendimi cennette zannettim Ahmet. Hemen cips reyonuna koştum. Oradan çikolataları patlattım. Oradan da pasta reyonunu parçaladım demedin mi? Gecenin sonunda ne oldu hatırla. Kendin demiştin. Yediğim içtiğim hiçbir şeyden tad alamamaya başlamıştım. Ondan sonra 6 ay pasta yiyemedin sen Salih abi. Salih abi sen yokluk insanısın. Varlık seni bozar Salih abi. Maazallah bir soğursan... Şu anda ikna oldum ben. Dur ben gideyim yengeni getireyim, sana götüreyim, dur dur. Dur dur biraz dur. Şimdi anlaşmanın senden taraftaki kısmındayız. Salih abi bana acilen yılan buluyorsun. Bol zehirli olsun, hadi. Nereden bulayım lan? Ne bileyim lan? Allah Allah, git bul. Bulmazsan anlaşmaya tar yemin ederim. Oğlum ben zaten evleniyordum. Beni sen vazgeçirdin, yuvamı yıktın. Sen ne pis adamsın lan? Hayat, hayat acımasız Salih abi. Hayat. Tamam. Bulurum. Ama bir doktor lazım. Var mı tanıdığın? Gel, 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 gel. Devam et. Ahmet. Vurdum. Ne vurdurttun? O kadar para vermişsin bu arabaya. Bu arabanın sensörü yok mu? Bozuk. Tamam, al boşa, ben iteceğim hadi. Ya bırak Salih abi, bırak ya.
Hoş geldin. Artık bu saatten sonra gelen olmaz. Kapanış senle yapak. Ya Salih abi, bu böyle ne kadar devam edecek ya? Evinin önüne park ediyorlar diye adamlardan para topluyorsun ya. Bak bir gün birine denk geleceksin, çok pis dayak yiyeceksin ha. Ya oğlum ne park parası lan? Ben insanların park etmelerine yardımcı oluyorum. Evimin camından sabaha kadar bakıyorum acaba insanların arabalarında bir şey oluyor mu diye. Bir nevi kamu hizmeti benimki. Ya bunu da böyle koyduk sokağın ortasına, yürü. Bir şey olur. Olmaz mahallemiz. Salih abi söylemeyeyim diyorum da bak, aklı başında adamsın. Düzgün sigortalı bir işe gir, bir mesleğin olsun abicim. Bu ne hal ya? Ne var lan? Oğlum ben bu sitenin dışında bir yerde çalışamam. Dışarısı benim için çok tehlikeli. Bak 4 kilom kaldı. 4 kiloyu da aldım mı o askerlik işi tamam. Sen gör ondan sonra Salih abi de nasıl iş kuruyor. Ya abi işi sigortaya geçtim, bari şu evini sat ya. Varlık içinde yokluk çekiyorsun abi. He sat emniğe mi? Nereye satıyorsun oğlum? 25 tane adam üşüşmüş evin tepesine, mirasçılar. Dedemin o trafik kazasına da şaibe karışmış diyorlar. Ben halledeceğim o işi. Bir avukatla görüştüm. Çok pahalı çıktı ya lan. Abi hadi görüşürüz ya. Hadi iyi geceler. Evdekilere selam. Allah rahatlık versin. Hayda. Ne oldu Ahmet? Anahtarım yok. Bulamıyorum. Bulamıyorum ya. Vallahi bulamıyorum ya. Anahtar yok ya. İşin yoksa şimdi çilingir bul. Ayıp ediyorsun oğlum. Ben ne güne duruyorum? Salih abi dinamit getirseydin. Kömürlük de var. Bir koşu gideyim hadi ben. Yok yok, gel gel. Boş ver gel. Şimdi komşular rahatsız olur. Tabii. Dinamit patlar. Doğru. Evet. O ne lan? Dinamit dedemde bunun ne işi var ya? Ne iş yapıyordu abi? Vallahi bize kuyumcuyum dediydi ama. Çürümüş. Ta 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 ta. Allah. Bu sene altın çok yükseldi ya. Ahmet. Sen kimsin? Kapıyı niye parçaladın? Niye parçaladım? Anahtarım yok. Sen nasıl girdin benim evime? Anahtarla girdim. Dün gece sen vermiştin. Yarın muhakkak bekliyorum demiştin hatırlıyorsan. Dün gece ben mi vermiştim? Evet sen vermiştin. Ben hatırlamıyorum ya, çok içtim. Peki ben gideyim o zaman. Taksi çağırayım. Yok gerek yok. Efendim, istemeden kulak mı? Bir yardımcı. Nerede kalmıştık? Eğer gidecek bir yeriniz yoksa bize gidebiliriz. Ablamla annem vardiyadalar. Babamı da bir yerlere gönderirim. Eğer isterseniz $200 bir yardımda bulunabilirim. Allah bizi belasını versin. Bela okuma, bela okuma. Döner dolaşır sana gelir. Salih abi ya, zamanı değil de şu kilit işini de bir halledelim. Kilit diyorum abi. Tamam oğlum, ben sana kilit ayarlayacağım.
Alo. Kardeşim kusura bakma, açamadım ya. Az önce Salih abi kapıyı patlattı. Ahmet. İşin yoksa görüşelim mi aga? Ha? Hem bir şeyler içeriz. Bir şeyler mi içeriz? O zaman limit yok değil mi? Bak limit yoksa geliyorum oğlum. Senden mesir yiyeceğim be oğlum. Başka kimin var İstanbul'da? Ha. Madem öyle diyorsun. Tamam hadi. Geliyorum tamam. Kilidi halledeyim geliyorum hadi. Böyle. Bak bak ne diyor. Şu an yanımda fıstık gibi bir kız var. Birlikte otele doğru gidiyoruz. Ya ben yer miyim bunu ya? Allah aşkına. Hadi ben gidiyorum yatacağım. Abi hadi iyi geceler, evdekilere selam. Yok la yukarıda sen yatan da yatacağım. Tabii kendi yatan gibi yat abi. Hadi iyi geceler. Adam bildiğin koltuğun yarısını kaplıyor ya. Bak bak ne yazdım. Eğer yanında gerçekten bir kız varsa... Hı. ...ki fıstık gibi olması gerçekten hiç önemli değil... ...bari bir sesini duyalım. Ha. Herhalde konuşabiliyordur değil mi? Gönder bakayım. Ya Murat sen şimdi beni böyle otele götürünce... Ya ne bileyim ben kendim biraz basit hissettim. Ya niye anlamak istemiyorsun? Ben burada yaşıyorum. Ama niye? Senin gibi bir oyuncu. Allah Allah. Hem ucuz, hem sakin, hem rahat. Temizliğini kendin yapmıyorsun. Ben bir Sadi'yi arayabilir miyim? Sadi? Ya uzun boylu arkadaşım yapmış Ege'ye benzeyen. Ha, ara. Hayır ya. Ne oldu? Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Evet görüyorum, kocaman. Ay canavar gibi bu. Anlatıyordum, anlatıyordum. Kimse inanmıyordu. Oh! Arkadaşlar duydunuz mu Beren'in sesini? Ben ambulans çağırıyorum. Beren'cim köpek bunlar. Ne yapacağız? Koşacağız. Bırak! Ya yardım et sana ya! Bırak yardım et! Ben köpek sana! Nasıl yardım edeyim ben? Adam insan değil arkadaşlar. Yemin ediyorum insan değil. Ne kadar da seviyor öyle bir şeyin reklamını yapmayı ya. Sana daha önce bahsetmiş miydi? Mesut! Lan! Mesut! Burak! Mangal var oğlum, mangal! Rüstem abi! Mangal var da kız yok abi, kız! Aslında fena olmaz ha. Rüstem abi, ben Ahmet'le Sadi'yi arayayım abicim. Akşam bizim programı var ya, beraber demleniriz. Ama önce bir ambulans çağırmam lazım, dur. Hadi hadi, çabuk çabuk. Çabuk dedi ya lan. Arkadaş sanki her akşam ambulans çağırıyorum ya. İnsan biraz yabancılar da. Allah Allah. Alo. Sevada da fikiriz, bir o kadar hümanist. Hayatın olmuş işler güçler. Allah! Salih abi sakin ol. Ne yapıyorsun abi ya? Çok darlandım lan. Ahmet canını yediğim her seferinde peşinde getirme şu herifi ya. Ben de seni sevmiyorum ama belli etmiyor. O donlu çoraplı fotoğraflar var ya Murat. Google'da Ahmet Kural yazınca artık ilk sırada çıkıyor. Boş ver be Ahmet. Sıkma canını. Ama Rüstem abi ya. Büyük görsellerde de çıkıyor ya. 1024'e 768 lan. Abi sen hakikaten kızı köpeklere bırakıp geldin mi ya? Yok be oğlum. Hemen ambulans aradım. Ama işte onlar gelene kadar köpekler ısır ısır hastaneye götürmüş kızı. Hasta bakıcıyla konuştum ondan sonra. Abi ben köpekten anlarım. Bu köpeklerin hepsi eğitimli. Açıları neyin de tamdır dedi. Hayır yani arıyorum kızı ama sürekli ne o yapıyor ya? Çıkmıyor telefonlarıma. Çok dertliyim lan. Düğün harifesinde yengenizi sınır dışı ettiler yala. Ulan o yılanı attıktan sonra polislere saldırmaya iyiydi ya. Oğlum ben aşkını galiba seviyorum lan. Vallahi de. Allah'a billaha. İçelim oğlum o zaman. Gel. Başlıyor. Hadi gözünü seveyim. Hadi bizim programından dikşeneri çıksın. Çok şeyimi istiyorum lan. Hadi. Kurban olduğum ya Rabbim. Heyecandan karnıma ağrıla girdi ya. Yok yok. Ben buradan mıknatıs tutuyorum. Büyük ihtimal içeriden kaşık koy. Ya ben dertliyim, beni kurdurmayın ya, yapmayın. Tamam Salih abi, tamam.
Lan. Gene film koymuşlar. Oğlum biz şantiye mantayacaktık mı? Yok. Lan bu sefer neyi beğenmediniz lan? Ya arkadaş ben bu program için canımı tehlikeye attım ya. İki tane parmağım gitse benim bunun hesabını kim verecek lan? Hangi filmdi bu? Hey, Rambo. Lan gene mi Rambo? Oğlum bütün dünyayı patlattı, sıra bize mi geldi ya? Garezi bize mi oğlum bu adamın ya? Ha? Kariyerimizi patlatacak. Sütlü. Efendim Feride. Evet. Ha tamam görüşürüz hadi. Murat NTV aç bakayım ya. Feride NTV açın diyor. Çabuk çabuk çabuk. Anladım. Bunlar kardeş kanal ayağına oraya koydular. Olur mu olur lan? Oğlum Star TV niye yayınlasın prime time bir de belgesel lan? NTV daha mantıklı. Gazi dizisinden sonra bir türlü tutunamayan Ahmet Kural, aktivist eylemde kendi getirdiği yılanı hunharca katletti. Başrolünde oynadığı film de zaten 60 bin yapmıştı. Eminim o 60 bin şu an 1000 pişmandır. Allah ver onu! Ver onu! Allah! Yılan! 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 Hadi işte. Geber! Geber! Ram, ra ra ram. Bol ram, bol ram, ram. Bomber bim bam bim bim bam bim bam bam bim bam bam bim bam 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 bam. Babam da gelecek ama siz böyle bir kerelik bir maceradan daha çok sürekli bir şey düşünüyorsunuz sanırsam. Sizi bana takdim eden arkadaş bir tercüme hatası yaptı herhalde. Çünkü durumdan bana böyle bahsetmemişti. O zaman siz gitmeyecek, bana da bir hayli sıkıntı çıkartacaksınız. Buradan da anladığım kadarıyla siz seks işçisi değil Rusya'dan evlenmeye gelen bir bayansınız. O zaman ben şu 200 doları alayım. Şöyle yapalım, bu sorunu halledene kadar karşıda komşumda bir süre sizi misafir edeyim. Çok rahat bir evdir. Buyurun. Tamam, karşısın. Sen de Malazgirt'e yurt alan, Mirya Kefalon'a yurt tutan Kurtuluş. Salih abi sen ne yapıyorsun abi burada? Oo Ahmet'im hoş gelmişsin. Sohbet ediyoruz yengenle. Niye tam olarak burada sohbet ediyorsunuz Salih abi? Oğlum her zaman şey olmuyor. Arda sırada da sohbet ediyoruz tabii. Abi niye sohbet ediyorsunuz demedim. Niye bu... O şeyi burada mı yaptınız abi? Lan ne biçim konuşuyorsun yengenin yanında Ahmet? Sen nasıl girdin benim evime? Oğlum ben sana kaç tane anahtar verdim? Bir. Ya abi ver şunları Salih abi ya. Ayıp oluyor vallahi ya. Yemin ediyorum ayıp oluyor ya. O nevresimler benim mi lan? Ya Salih abi. Sen ne yapıyorsun abi ya? Attıracaksın koltuğu moltuğu bana ya. Çık dışarı. Lan oğlum yap işte abine bir kıyak lan. Hala kıyak diyorsun Salih abi ya. Yani bir gerçek kıyakçılık yapmadığım kaldı abi ya. Şimdi Ahmetciğim şu anlaşmazlıkları çözülene kadar yengen sende kalsın tamam mı? Ondan sonra dile benden ne dilersen sana istediğin her şeyi getirir bulurum lan. Çık. Şimdi annemle ablam vardiyadalar. Babamı da amcamların yanına gönderin. Yalnız yarın sabah getiririm yengen ha. Çık. Şimdi bak iyi düşün. Ne istersen. Çık. Çık diyor. O zaman şey yapalım ne yapalım Tati? Hadi kalk kahvede biz de içelim. Kalk kız. Hadi kardeşim görüşürüz. Öpme beni ya. Öpme. Bah 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 b